Ben de şeye inanmıyorum ama Nazlı Marat'la Zeynep'in sonuna kadar gidecek yani. İkisi ne kadar buradaysa o atışma hiç bitmeyecek. Çünkü onların problemi sadece bu podyumda değil. Arkada bir şey var ve Nazlı'nın çıkarmak istediği bir şey var ama ne çıkartabilir, ne var? Ya ama yani bizden tavsiye, benden tavsiye bence çıkarmaya çalışmasın. Çünkü Elif artık çıkarmaya çalıştıkça bana göre plaj kıyafetiyle gelmeye başladı. Alaçatı falan. Elif, Ayva, Nazlı Hanım davranışları, konuşma biçimi hiç hoşuma gitmiyor. Zeynep'in üstüne çok gidiyor. Asıl biri Nazlı'nın maskesini düşürsün demiş. Ha, orada biriniz Aymil hakkında senin tarzın daha kötü olduğu için elendin dedi. O bir şey diyecekti, sustu. Ne diyecekti? Anka kuşu sormuş. Hatırlıyor musun? Benim tarzım kötü dedi. Evet, hep söylüyoruz. Hep senin üzerine yürüyor. Farkında mısın? Evet, farkındayım. Merak etmişler. Ne diyecektin? Susmuşsun. Ya tabii göreceli bir şey Ayşegül için. Çünkü Ayşegül'ün tarzıyla benim tarzım hiç benzemiyor. Ayşegül hani dün de bir tweet okumuştum hatta. Kalem etek gömlekle gelen bir kız diye. Yani, cevap vermiyorum. Yani ya, tarzlarımız birbirine uyuşmadığı için beni beğenmemiş olabilir ama ben ilk işte hafta taç aldım. İlk gün taç yıldız aldım. Yıldızlarım gayet iyiydi. 3 kere ödül aldım. Gerçekten iyi gittiğime inanıyordum. Sadece son hafta bir sarışın düşüş yaşadım. Sarışın uzun boylusun, boşver. Ama bunu daha çok hani düşüş yaşayan arkadaşlar vardı. Birkaç arkadaş vardı. Onlardan önce benim elenmeme üzüldüm diyorum. Ya kusura, ben orada en tarz kızım demiyorum. Birkaç kişiye göre tarz olduğunu düşünüyorum. Ya tabii içinde öyle bir şey olabilir ama hani bir haksız elenme ben baktığım zaman hiçbir şekilde görmüyorum. Yo, ben Maria ile beni karşılaştırırsanız hep bir kıskançlık olur. Biraz önce Zeynep'le... Hayır ya, Maria oradayken bana, bu kızın burada oturması gerçekten haksızlık. Bana bir tweet geldi. Nazlı Hamarat dedi. Daha rüküş yazmış bir arkadaş. Nazlı Hamarat gitmeliyken niye yok, Nazlı gitti? Ben de Nazlı'nın mesela değişiği zorladığını görüyorum. Farklı bir rüzgar estiriyor podyumda sonuçta. Ya ben de bir gün kotla bir gün elbiseyle geliyordum. Ben de değişiktim yani, sürekli saçımla, zaten saçımdan bahsediyorum duruyorsun ama ben gerçekten saçımı iyi kullandım. O saçını kıskanıyor baby, boş ver. Sürekli her gün gerçekten farklı bir model yapıyordum ve gerçekten küçük çocuklara da hatta örnek oluyordum uzun diye biliyorum. Uzun saçlarından sen sorumlusun. Boş ver. O kıskanç, sarı milli kıskanç. Ben suçluyum. Ama ben podyumda kıskanç olmanın haklı bir şey olduğunu Allah'ım düşünüyorum. Haklısın gerçekten. İlayda Soren, bir saniye yakalamam lazım. Nazlı'nın para mevzusu, Zeynep'i ve Melisa'yı eziklemesi bitsin artık. Sanki küçük dağları o yarattı. Gitsin tarzıyla ilgilensin. Sizi çok seviyorum demiş. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Öykü Hanım, nasılsınız? Seval Hanım mı? Sena. Sena Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi gördüğüm için çok mutluyum. Ay, en teşekkür büyük ederiz. Fanınızım. Çok teşekkürler. Ya şu an heyecandan böyle titriyorum sesinizi duyduğum için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Buyurun. Çok iyiyim. İtiraf etmek gerekirse sadece sesinizi duymak için aradım. Ama tabii ki o konuyla ilgili de bir yorumum olacak. Yok, genel Mersin'den bir yorum da yapabilirsiniz. Mersin'den arıyorum ben. Nereden? Mersin'den mi? Evet. Semal Bey'in memleketi. Nazlı Sultan'ın da memleketi. Evet. Evet, Nazlı Hanım'ın da. Keşke herkes onun gibi düzgün, doğru düzgün konuşabilse üslup konusunda. Hı-hı. Hani Nazlı Hamarat, evet, hoş bir bayan, güzel bir bayan. Bunu görebiliyoruz. Ama zengin olmak ya da çok özür diliyorum sizlerden. Ben sarışınım, siz esmersiniz boyutuna girmek çok saçma. Geçen gün Nur Hanım laf söylemişti natürellikten. Ben sarışın olarak zaten iyiyim şeklinde bir hareket yaptı. Yani onun jüriye ve sizlere olan saygısızlığı çok sinir bozuyor. Hani orada siz bir yarışmacı değilsiniz, sunucusunuz ve ilk önce size saygı göstermeli ve karşınızda susmayı bilmeli. Siz o kadar nazlı diyorsunuz, hala sizin üzerinize gelmeye çalışıyor. Keşke birinci sezondaki gibi olsa o saygı. Siz bir Ayşegül dediğinizde ya da Özlem dediğinizde hemen gözlerinizin içine bakıyorlardı. Biz onu görmek istiyoruz artık. Heyecanla yani televizyonu açıyoruz. Bizde karşılıklı benim bu susturmayı neden yaptığım da belli. Teknik olarak burada da izleyicilerimiz söylüyorlar. Söz üstüne binince zaten hiçbir şey anlaşılmıyor. Böyle bir gürültü, bir uğultu, bir şey var televizyonda. İzlenecek bir şey yok. Dolayısıyla kesinlikle izleyicilerimiz de şikayet ediyorlar. Hep bir kavga, hep bir gürültü, rahatsız edecek bir şey. Karşılıklı konuştukları zaman şöyle Ayşegül diyorduk. O da anlıyordu yani, evet şimdi bir susayım da devam edeyim. Ama burada onu da kişisel algılıyorlar. Maalesef. Orada bir hani düzenin olduğunu algılamakta zorluk çekiyorlar. Sanırım
hani bugüne kadar her dedikleri olmuş ki burada birinin bir şey demesiyle irkiliyorlar. Sen bana bunu nasıl dersin fikri algılaması yapıyorlar ve kendileriyle çatışıyorlar. Oysa ki o düzeni anlayabilseler, ya Nur Hanım orada gözyaşı döküyor. Siz nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Eğer üstünlük taslayacaksanız gidin başka bir yerde yapın. Oraya geldiyseniz yürü bir şey dediğinde susmayı bileceksiniz. Biz yalan söylemeyeyim, proporsiyon ne demek? Bu jüriden öğrendik. Siyah elbisede... selamlar buradan. Çok öpüyoruz Urkan'ı. Siyah elbisede siyah ruj sürüp ruju patlatmayı bu jüriden öğrendik. Hı hı. Ama şimdi bazı arkadaşlar yüzünden zenginlik fakirlik tartışması yaşamak istemiyoruz. Herkesin ekmeği kendine büyüktür zaten. Herkes doğru, kendi ekmeğiyle mutludur. Ben bunu söylemek için aradım ve sizin için aradım. İnşallah bir gün İstanbul'a yolum düşer ve yakından görebilirim. Bekliyoruz. Çok teşekkürler Sena Hanım. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ay Allah'ım, ölmeden inşallah geçireceğim bu hastalığı. Bir de Öykü Hanım, siz sarılıyorsunuz falan. Ben hala oradayım. O kadar kıskanıyoruz. Biz bana hiç sarılmadınız mesela. Ay, gözünüzün içine bakıp dinliyordu. Disiplin vardı. Kişisel algılamak konusunda siz bir şey söylediğinizde kişisel algılamak ama sarıldığınızda. Bebeğim, iletişim kurabilmek için hoş geldin yani diye giriyorsun. Ama yani... O dili... Hiç bana Gülay'a sarıldığınız gibi sarılmadınız. Ay zaten, ya mam, zaten gel, baş gel, kıskanç. Gel. Baş kıskanç, yeminle. Sarılan sarılana zaten. Evet. Ay. Ay, telefondaki bayanı dinleyince tüylerim diken diken oldu. Yani öyle güzel. Eskilere dönüyorum ben böyle şeyler konuşunca. Ama özlüyor, herkes çok özlüyor. Ben özlüyorum orada olmayı. Zaten Nurella bizim dönemde kime sarılsa, kime sevgi sunsa Ayşegül kıskançlıktan ağlıyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu podyumda da var sanki öyle bir şey. Nurella hala kıskanılıyor. Sen kıskanıyorsun. Evet. Senin mizacın öyle. Bende öyle bir şey var. Sevdiğim insanı paylaşamıyorum. Öyle kıskanç. Nihal çok kıskanıyor. Mesela Melisa... Nihal o zaman ben ayağımı kaldırdım. Nihal bastı yani. Anlayamadım şu an. Vallahi çok sevdiğim bir arkadaşım yazmış Twitter'dan. Hepimize çok selamı var Onur Görgün'ün. Özellikle Tuğçe, bana ve tüm sevdiğimiz dostlarımıza sağ diye. Sağ olsun. Öpüyorum onu. Aleyküm selam. Peki bir... Tabii buyurun. Tamam. İyi günler Öykü Hanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Biraz önce Özlem kızımız dedi ki Almine'ye sarışınsın yeter dedi. Bu ne demek? Biz de orada zannediyoruz ki stilleriyle yarışıyorlar. Acaba renkleriyle mi yarışıyorlar? Şimdi merak ettim. Ya, ben de anlamadım. Güzel sarışın kız olunca ne oluyor diye sordum ama. Ya orada onu ben gaza getirmek için. Şimdi neticede arkadaşımız elenmiş. Onu bir tazelemek, ona bir enerji vermek lazım. Ben ona sete gelirken de, beklerken de yavrucuğum kendini güzel ifade et. Kendini güzel ifade edemediğin için buradasın evet dedim. Orada da yani sarışınsın hamam var. Yani eve sarışınız hamamız hayır, var yani. Özlem...